arkadaşlar Selam herkese, hepinize güzel pazartesiler diliyorum ee, şimdi iki değişiklik fark edeceksiniz bir artık mikrofonumda sanırım şey yok değil mi yankı yok Çünkü oda da bayağı boştu ve ee, mikrofon yankı yapıyordu bunu iki şekilde çözdüm bir karşı tarafıma yankı ses emici pedler koydum Bir de şu e, baya kalın bir şey aldım ee, pop filter aldım Bayağı kaba duruyor ama en azından yankıyı bayağı kesti, ses güzelleşti. O açıdan güzel. Bir de intro müziğinden sıkılmıştık biraz çünkü artık lisanssız müzikler kullanıyordum. İşte bir şeyler ayarlamaya çalışıyordum. Ama biraz daha enerjik bir lisanssız bir şeyler ayarlayayım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ara ara böyle intro müziklerini değiştirebiliriz. Bu arada Mert Okuyaz ikinci ayını yenilemiş. Çok teşekkürler. Selhe 7. ayını yenilemiş. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz tekrar diyorum. Ee, ve haberlere yavaş yavaş geçebiliriz o zaman. Yabancılar GM der 50 kişi yaplar. Biz daha deriz. Kaç kişi üzerine alınır? Daha ne? Neyin açılımı daha? Bilmiyorum. Ee, bak biri şarkının adını da vermiş. Aviral Kuruzi. Aviral Kuruzi'yi bilmiyorum ama ben Dead Mouse diye biliyorum. Aa. İlginç. Tamam bu adama da bakayım. Ha SA demek istemiş. Önceki introyu siz yaptım çok huzur verici. Evet. Önceki introyu ben yaptım. Ee, o yüzden o güzel. Ee, bunu internetten buldum ama şey yok. Yani telifi lisansı yok. O yüzden kullanabiliyorum. Şimdi bakalım. Bu hafta biraz az kişiyiz. Geçtiğimiz haftalara göre. Ha, Aha. Bak şu an kopyaladığım linki serle çete yapıştırdı. Aklıma okudun. Hakikaten birinci haber oydu. Ee, ne olmuş biliyor musunuz? Şimdi Open Subtitles diye bir site var ya. İşte bu kaçak dizi film falan izlerken altyazılarını buradan indiriyoruz genelde. Şimdi bu site çok eski tabi Yani 2006 yılından beri açık bir site. Yani ben lisede falan Lost falan izlerken yine buradan altyazı indirdim hatırlıyorum. Hatta bunu yerli bir alternatif falan daha vardı. Şimdi bu adamların 2006'dan bu yana tuttukları database eklenmiş hatta nasıl eklendiklerini açıklamışlar. Demişler ki bir tane zayıf parola kullanılmış bir yerde. bir tane süper admin kullanıcısının parolası zayıfmış. Sonra onu parolayı kullanarak unsecured script yani güvenli olmayan bir script erişim sağlamış. ya bu script de zaten sadece süper adminler açık bir şeymiş. bu script'i kullanarak da bütün SQL database'ini indirebilmiş falan filan. Yani bütün her şeyi çalmış adam zaten demiş ki site 2006 yılında kurulduğu için soltsuz bir şekilde MD5 hash algoritmasını kullanarak parolaları tutuyorduk demiş. Fakat bu e, hacker'la anlaşmışlar. E, demişler ki hacker'a güzel bir para verdik. Hacker hacker'da verileri sızdırmayacağını, verileri sileceğini sözünü verdi demişler. Ve hacker hatta bunlara bir işte güvenlik dersi falan vermiş bir şeyler. Yani dolayısıyla parolalarımız sızmadı dışarı. O güzel oldu ama sonuçta hacker'ın onları sildiğinde zannetmiyorum bir yerlerde duruyor tabii ki o ama yine de şey sızmaması açısından güzel. İşte bir kript falan kullanacağız demişler güzel yani illa bir ders almak için hacklenmeniz mi gerekiyor yani sanırım öyle gerçekten ya. Gerçekten insanlar hacklenmeden ders çıkaramıyorlar. Geçelim bir sonraki habere. Bu mesela OpenTabTelTest'da benim kesin hesabım vardır. Hem de çok eskilerden falan. Ee, mesela çok eski parola parolam ne falan merak ediyorum aslında. Hani bir sızsa oradan görebilirdik ama sızmayacak çok büyük ihtimalle. Şimdi geçelim bir sonraki habere. Şimdi bu İsrail'li. NSO grubun Pegasus zararlı yazılımını sıkça konuşuyoruz yayınlarda. Bu zararlı yazılım işte iPhone'lara, kimi zaman Android'lere bulaşıyor ve cihaz üzerinde saldırganlar full erişim sağlıyor ve mesajları okuyabiliyor, başka şeyler yapabiliyor falan filan. Tabi NSO grup bunu böyle sağa sola satıyor. Yani çeşitli ülkelere satıyor. O ülkeler kendi vatandaşlarını dinliyor, gazetecileri dinliyor bilmem ne. Şimdi İsrail polisinin de bu NSO'nun Pegasus yazılımını kullanarak kendi vatandaşlarının dinlediği ortaya çıkmış. Hatta diyor ki belediye başkanları, işte politik liderler, hatta Benjamin, Benjamin, Benjamin nasıl okunuyordu bu isim ya? Netanyahu'nun rakipleri, politik rakiplerini falan da bu casus yazılımla dinlemişler falan filan. Yani İsrail'de bir otokratik rejim olduğu için en azından eskiden öyleydi. E onlar da tabii bu casus yazılımla kendi gazetecilerini, kendi işte muhaliflerini falan dinlemişler. Tabii artık Netanyahu yok. O yüzden belki bunlar biraz daha rahat açığa çıkıyor. falan filan. Ama yani bu casus yazılımlar her yerde. Herkesin başına bela. İsrail'de de demek ki insanların başına bela. Hatta muhtemelen İsrail halkı bundan bayağı rahatsızdır. Özellikle bu NSO grup şirketinden Bayağı rahatsız olduklarını tahmin ediyorum. Çünkü İsrail'de de bizdeki gibi çok aslında muhalif bir cephe var. Yani böyle insan haklarını önemseyen ve İsrail'in çeşitli politikalarından rahatsız olan ciddi bir halk kitlesi var aslında. Zaten onların, onların gücünü de seçimde gördük. Dolayısıyla muhtemelen İsrail halkından da bu biraz tepki alacak Ha bu arada İstanbul'da kar yağıyor değil mi ya? Abi inanılmaz ya. Yani çocukluktan beri İstanbul'dayım tamam mı? Biz çocukken süper kar yağardı. Sonra hayatım o karı özlemekle geçti. Yani yıllardır İstanbul'da doğru düzgün kar yağmıyor. Yani 10 senedir falan yağmıyor. Abi ben Berlin'e geldim. Berlin'de kar yok. Berlin'de hava 6-7 derece günlük Gülistanlık. İstanbul'da kar yağıyor. Allah kahretsin böyle işi ya. Ben bir de inanılmaz kar seven bir insandım ya. eee varo İnternet mi yavaş? Kardan dolayı olabilir deniyor. Ya mesela şey zamanı e... pandeminin ilk zamanlarında internet bayağı yavaşlıyordu. Herkes eve tıkılıp internete yüklendiği için yine öyle bir şey olmuş olabilir gerçekten. Son 50 yılın en fazla kar yağayı. Of ya. Allah kahretsin ya. Neyse. Ee, bu sefer tahmin edemedin Selhe. Bu linki ben gördüm ama almadım. Hadi senin hatırına bakalım. Çünkü şey ya nasıl diyeyim. Okuyamadım ben bu haberi aslında ya. Tam alacaktım okuyordum başladım yarım kaldı falan. Şöyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu IEO firması. HTML web scraping yapıyor anladığım kadarıyla çeşitli sitelerden verileri topluyor. Axel Springer Almanya'nın önde gelen medya kuruluşu da diyor ki kardeşim sen bizim HTML'imizi scrape edemezsin. Edersin edemezsin böyle bir dava açılmış birbirlerine. Sonra şu karar çıkmış HTML demiş öyle copyright bir şey değildir isteyen HTML'i okuyup scrape eder gibi bir karar çıkmış. Doğru mu hatırlıyorum? Eğer yanlış hatırlıyorsam beni düzelt lütfen. Böyle bir haber. Yani bunda böyle çok üzerine konuşacak bir şey bulamadım. Herhalde o yüzden almadım ya. Hatırlamıyorum ki. Ya biz çocukken inanılmaz bir kar yağmıştı İstanbul'a. Çocukken dediğim ee, yani 2003 falan herhalde o yıllar. Böyle şey bayağı temotoyolu falan arabalar arabalardan şey şoförler inip e, arabaları orada bırakmıştı. Ha, 2004 miydi o? Onu hatırlıyorum. Şimdi. Bir sonraki habere bakalım. Şu anda da öyle ya. Valla ben çok gerçekten... Özlü... Yani bilmiyorum ya. Ben karı ekstra seviyorum. Ve gerçekten almaya... Gelirken en büyük neşem oh şimdi bol bol kar yağar karlarda dolaşırım diye ümit ediyordum. Abi çok az yağdı ya çok az yağdı Allah kahretsin. Yayınla chat arası pink bir saniye falan herhalde hemen gidiyor. Evet şimdi burada internetim bayağı iyi olduğu için ve uploadum 100 megabitin üzerinde olduğu için yayını çok iyi veriyorum. O yüzden delay falan hiç olmuyor. İstanbul'dayken 10 megabit alsam şükrediyordum halime yani. Şimdi. Hatta şey hatırlıyorum ya. Bu 2004'teki kar yağışında Tem'de arabalar kont, arabaları bırakıp gitmişti. Hatta böyle ATV'nin binasına mı ne sığınmışlardı. ATV'nin binası böyle bir şey gibi. E, Karze'de merkeze gibi bir şey olmuştu. Youtube'dan Twitch'e geri mi döndün? Evet. Aynen öyle oldu. İnternete ne kadar ödüyorsun? Valla internete biraz fazla ödüyorum. 60-70 euro falan ödüyorum. Benim aldığım Şirket en pahalı şirketlerden biri ama en kalitelisi bu diye hiç riske atmayayım dedim. O yüzden pahalısı olsun, güzel olsun dedim. 500 indirme, 150 falan da yükleme. Aşağı yukarı böyle. Hayırdır, ilkeler mi değişti? Ee, Valla ne, neden gittiğimi, neden döndüğümü... İki yayın önce açıkladım iki yayın öncenin e, ilk 10 dakikasını falan izlersen orada cevaplarını bulabilirsin Abi bot koysana böyle sorular için internet gibi e, Ya işte 40 yılda bir gelen soru daha önce hiç internetin hakkında soru gelmedi ki şimdi e, Bir daha ne zaman gelir kim, kim bilir Bu arada Sel'le link yağmurunu tuttu tut, tut, bizi bakalım Is Google Analytics illegal? Is Google Analytics illegal in your country? E, GDPR gereği Google Analytics şey diyor, illegaldir diyor falan filan. Alternatiflerini gör. Neyse, şimdi bunu detaylıca bakamayacağız da. Şimdi bir sonraki habere bakalım, biz ondan sonra konuşalım onun üzerine. Şimdi Avrupa Birliği e, enerji intensif, yani çok enerji harcayan Kripto paraları e, banlayacak mı acaba diye e, bir tartışma var. Hatta regülatörler banlamalı demiş. Şimdi biz bu kripto paralar üzerinde de çok konuşuyoruz. Yani kripto paralar benim çok anladığım bir konu değil. Ama şunu anlıyorum. Yani araştırmalardan, analizlerden gördüğüm kadarıyla. Şimdi bitcoin madenciliği çok enerji tüketen, e, çok elektrik tüketen bir eylem. Değil mi? Yani GPU'lar kullanılıyor, işte şeyler kuruluyor, farmlar kuruluyor falan böyle cayır cayır elektrik yakılıyor. Ve bu bütün dünya çapında yapılıyor. Şimdi dolayısıyla dünyadaki iklimin gittiği yeri düşünürsek bu kadar biz enerji harcamayı e, göze alabilir miyiz? Yani sonuçta küresel ısınma çatır çatır geliyor. Yani bundan 100 yıl sonra dünya belki yaşanmaz bir hale gelecek. Dolayısıyla bizim önlemimizi almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bitcoin Çevre açısından, iklim açısından zararları bence kanıtlandı artık, yani çok gösterildi. Ee, ve bunun e, alternatifleri de var, değil mi? Yani doğaya zarar vermeyen, daha az enerji harcayan coin tipleri de var, kripto tipleri de var. E, hali hazırda böyle alternatifler varken niye bu kadar enerji harcayan, iklim için zararlı bir şeydi ısrar ediliyor? Açık açıkçası bilmiyorum. Ee, şimdi Avrupa Birliği'nde de biz bunu banlayalım gibi bir ee, bakış açısı var. Ee, bilmiyorum açıkçası yani banlamak doğru bir karar mı? Piyasayı alt üst mü eder ne olur bilmiyorum ama. Ee, bu Mesela hatta şey demiş burada. Proof of work coinlerin hepsi aslında banlanmalı denmiş. Çünkü bu proof of work dediğin işte o GPU'larla şey yaptın madencilik yaptığın tip coinler oluyor herhalde. Ee, bilmiyorum yani ben Açıkçası gelecek açısından pek olumlu görmüyorum gerçekten iklimi düşündüğüm zaman falan. Bilmiyorum. Bence de doğa dostu koyunlar varken onlara ağırlık verilmeli diye düşünüyorum. Son zamanlarda kripto paralar çok eklenmeye başladı. Şey yani kripto borsalar mı diyorsun? Gerçekte var olmayan bir şey için o kadar elektrik tüketmek bana da garip geliyor. Ya gerçekte var olmayan diye yorumlamam aslında. Yani sonuçta var. Hani ya ne bileyim bankadaki hesabım da gerçekte yok ama orada ekranda yazıyor sonuçta. Ya kripto para gerçekte yok diyemem hani var bir yerlerde. Hani gö gözümüzde görmesek de bir yerlerde var. Ama işte onun daha efficient bir alternatifi varken niye bu kadar zorlayalım diye düşünüyorum. Ama işte bir yandan Bitcoin de gerçekten o kadar üzerinde yatırım yapılan o kadar böyle paranın döndüğü bir şey ki kolay kolay da banlanmaz. Hani Avrupa bile çıkıp Bitcoin'i banladım diyemez çok büyük ihtimalle. Hani der ki 10 sene içinde kullanımını düşüreceğiz falan diyebilir belki hani. Bu haberler zaten bayağı düşürdü demiş. Evet ya Bitcoin diplerde. Bu arada benim de galiba Bitcoin'de yatırımım olabilir. bilmiyorum açıkçası. Benim dediğim gibi şeylerimi kripto yatırımlarımı abim yönetiyor. Ve abimin tayfası da Bitcoin'i aslında ge gelecek açısından çok şey görüyorlar. Ee, çok gelecek vadeden bir coin olduğunu düşünüyorlar. Bitcoin'in asla batmayacağını düşünüyorlar. Hani onlar bu, bu işin uzmanı olarak böyle düşünüyorsa bir bildikleri de vardır muhtemelen. Ama işte bir yandan da böyle iklim meseleleri de var. Bilmiyorum açıkçası. Doğru cevap ne bilmiyorum. Dipten alalım mı abi sorsana. Valla muhtemelen ya bugün abimlerin konuştuğu gruba baktım şey denmiş şu an dipten alın <laughs> tavsiyesi var. O Eyüp gelmiş hoş geldin Eyüp. Abinle bir yayın gelir mi acaba biz de faydalanalım. Vallahi Valla olabilir ha cidden olabilir güzel olur hatta kripto paralar falan filan konuşuruz. Proof of Stake var hiç para harcamıyor. Evet burada da ondan bahsetmiş zaten ya Proof of Stake hatta geçen yayında Ege'de bahsetmişti ondan. Mesela bunu Bitcoin tayfaya şey dediğin zaman hani doğaya zararlı çok enerji harcıyor dediğin zaman hani şey itirazı geliyor İşte Bitcoin'in işte yüzde 80'i yenilenebilir enerjiden karşılanıyor falan deniyor da ya sonuçta o yenilebilir yenilenebilir enerjiden elde ettiğin enerjiyi de çöpe atıyorsun gibi. E o zaman evimizi mesela kömür enerjisiyle ısıtmamız gerekiyor. Ya da fabrikaları. Anlatabiliyor muyum? Sen güzel enerjiyi çöpe atıyorsun. E diğer işleri kötü enerjiyle yapmamız gerekiyor falan filan. YTD ekleyelim evet. Yani ben dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü ben anlamıyorum bu konulardan zaten. Yani bana güvenip de yatırım yapıyorsanız batmayı hak etmişsinizdir. Diyorum. Çünkü ben Bitcoin ya var ya ben 2010 yılında falan daha Bitcoin 2010 muydu? 2013 kimiydi? Öyle yani Bitcoin'in ilk daha çıktığı yıllarda böyle Bitcoin diye bir şey varmış falan diye arkadaşlara anlatmıştım. Ama o zamanlar param olmadığı için alamamıştım. Bir tane arkadaşım almıştı. Ee, o da işte bir sene sonra böyle 50'ye falan katlayınca satmıştı. Ama o sattığı paralar da şöyle yani atıyorum 5 dolardan aldı. Mesela 50 dolarda sattı falan gibi bir şey. Sonra o çıktı 20 bin dolarlara bir şeylere. öyle bir fırsat kaybettim. Sonra bir ara baya bir kötü yatırım yaptım. 20 binden 15 binlere düşmüştü. Dedim tam alım zamanı. 15 binden bir aldım abi 7 bine düştü. Son 2 sene boyunca falan çıkmadı ya. Sonra tam çıkar gibi oldu sattım. Yani 15 bin dolarda falan sattım. Sonra gitti 60 bin dolarlara çıktı. Allah kahretsin böyle şey dedim yani sonra şey e, yapmıyorum ben kripto para falan o işleri bırakıyorum dedim. E, sonra işte geldiğimiz nokta bu. <laughs> Neyse geçelim bir sonraki videoya. O yüzden yani benden yatırım tavsiyesi alacak insana e, şimdiden bol şans diliyorum. Ama şu an tam gerçekten alım noktası gibi duruyor ya. Şu an kaç? 30 bine falan indi. Yani Bitcoin 100 bini zorlar ya. ya yani İlla ki zorlar. Hani bu sene olmaz sene olur. Sene olmaz ondan sonraki sene olur ama o paran çok rahat 3'e katlanır bence diye düşünüyorum. 36'ya çıktı az önce denmiş. Valla ben Avax alıyorum. Azar azar. Bence Avax 10, 10 katına falan çıkacak. Ee, 2-3 sene sonra O yüzden Ben öyle bir kendi adıma Yatırım yapıyorum yani neyse geçelim bu konuları ya Şimdi hepinizin bildiği gerilla mail var ya işte Temporary mail alma servisi Şimdi gerilla maille mesela giriyorsunuz sana rastgele bir mail adresi Veriyor gidip onunla bir yere kaydoluyorsun falan kullanıyorsun hepimizin kullandığı bir şey Hatta temp mail falan var yop mail var Bir sürü alternatifi var Şimdi Gerilla Mail'dan bir, bir kurum şikayetçi olmuş. Ee, hangi kurum olduğunu bilmiyorum. Ama bu firma şikayetçi oldu diye Gerilla Mail'in domaini elinden alınabilirmiş. Bu Gerilla Mail arkadaşta biri bize yardım edebilir mi? Böyle bir muhabbetle uğraşıyoruz diye yazmış. Hatta bakalım bir gelişme var mı bu konu hakkında? Ee, yok sanırım. this is not the first time demiş. Bu ilk sefer değil. Ee, birkaç kere başımız geldi. Yani Name Chipping yani domain satan Name Chipping e, hukuk departmanı bizi tehdit etti. Domainimizi silmekle falan diyor. Allah Allah. Ha, PR Registry diyor ki e, domainimizi silmek üzere. Allah Allah. Böyle kafasına göre domain silinebiliyor mu ya mahkeme kararı falan olmadan? Çok saçmaymış. Onun bir şey olması gerekmiyor mu yani? Ha bak Kaan hoş geldin. Bak 10 bir dakika önce falan senden bahsettik. Hani ben Bitcoin diye bir şey varmış demiştim. Sen de almıştın. Sonra artınca satmıştın ama sonra 50 bin dolarları falan çıkmıştı ya. <laughs> Yok Kaan şey benim arkadaşım abim değil. Yani akrabam değil. Neyse. Bu bana saçma geldi ya böyle mahkeme kararı falan olmadan Aa, senin domainini elinizden alırız gibi bir şey yapılabiliyor mu gerçekten ben yapılabildiğini bilmiyordum. O yüzden umarım böyle bir şey yapmazlar. Ve hiç tweet tepki de almamış ha 10 fav gelmiş yani bu domaini alırlar elinden 10 favla. Domain silinse de icon aracılığıyla geri alınabilir bence bilmiyorum valla. Burada benim niye başım ağrıyor ya? Bu da şu an çok havasız, ondan. Muhtemelen. Şimdi şöyle bir haber var. Ee, Finlandiya'daki bilgisayar bilimleri eğitimi üzerine bir analiz paylaşılmış. Tabii çocuklar için bu. Şimdi bildiğiniz gibi Finlandiya belki dünyada eğitim sistemi en iyi olan ülke, hep parmakla gösterilen bir ülke. Ee, çünkü bu bütün testlerde Finlandiya açık ara birinci çıkıyor. İşte okuduğun anlama, matematik, bilmem ne her şeyde Finlandiya birinci. Hatta bununla ilgili belgeseller falan yapılıyor. Bu Finlandiya niye birinci oluyor sürekli diye. Şimdi yine onunla ilgili bir analiz paylaşılmış da. Şimdi Finlandiya'da çocuklar bilgisayar bilimleri dersleri alıyorlarmış ama bilgisayarsız. Tamam mı? O da şöyle. Hatta mesela şey örgü örerek bilgisayar bilimleri falan öğreniyorlarmış. Mesela bazı örnekler vermiş işte for loop'lar mesela hani algoritmalarda for loop vardır ya hani şu olana kadar şunu yapmaya devam et şu olursa dur. Mesela bu bir for loop örneğidir ya. Mesela onu örgü örerek öğretiyorlarmış. Hani şuraya gelene kadar şu şekilde devam et oraya gelince dur. Hani if else'ler, for loop'lar, while loop'lar falan hani bu algoritmanın temellerini böyle el işi yaparak öğretiyorlarmış. eee Bence kesinlikle dikkate alınması gereken bir şey. Ya zaten küçük çocuklara böyle eline tablet, bilgisayar tutuşturmak iyi bir öğretme yöntemi olmadığını şeyler söylüyor sürekli. Yani pedagoglar ya da eğitim uzmanları hani bunu bize sürekli söylüyor. Yani çocukların küçük yaşta biraz daha el becerileri, üç boyutlu düşünme yeteneklerinin ilerlemesi lazım diyor. E, ve Finlandiya'nın bu böyle bir yöntem izlemesi de bize kesinlikle ders olabilir. Çünkü bizde de şöyle bir şey yapılıyor abi gerçek bizi salla da bizden zaten bir bok olmaz da neyse yine de örnek vereyim işte Fatih projesi diye bir şey vardı tamam mı abi ne amaç işte çocuklar kodlama öğrensin teknoloji öğrensin falan o dönem hatırlıyorum yani bütün uzmanlar dedi ki yani bu tabletle olacak iş değil yani ya bilgisayar verin laptop verin hani programlama falan öğrensinler linux falan öğrensinler hani oralarda bir şeyler yapılsın ya da vermeyin daha güzel başka bir çözüm bulabiliriz eğitim için. Yok abi ellerini herkesin tablet vereceğiz neymiş e, teknoloji öğretiyoruz. Yani, yani bu kadar kolaydı ya gerçekten bu kadar kolaydı sanki. Sonuç olarak herkes Fatih tabletlerinde kendi Crash oynadı işte bilmem ne oynadı falan. Kimi çöpe gitti kimi ikinciye sattı şimdi bahseden yok. E, o kadar para nereye gitti kim bilir anlatabiliyor muyum? Yani bu iş tablet de olsa... Zaten dünyanın en büyük zengin ülkeleri yapardı bunu yani. Anlatabiliyor muyum? Demek ki olay tablette falan değil. Demek ki işin uzmanlarına dinlemek lazım bazen. Şimdi bir link geldi ama tanımadığım bir linkten geldi. O yüzden bir kişiden geldi. O yüzden burada bakayım. Evet, güzel linkmiş. Açalım bakalım. Furkan demiş ki bir site buldum size reklam izletiyor. 3 tane bitcoin diye bir şey alıyorsunuz. Ondan 100 tane yapınca tam 500 nakit alabiliyorsunuz. Ben 102 tane yaptım 5 şans kutusu aldım. <laughs> Abi işte bizim kafa yani. Bak işte biz yani o Kana dediğim dönem işte dediğim gibi 5 dolardan falan almıştık. İşte 20 dolar 30 dolar olunca falan satmıştık. Hani ya bizim vizyonumuz falan ermedi o işe. Yani böyle bir gün 50 bin dolarlara varabileceğini ermedi. Hani belki şu an konuşuyoruz. Belki diyeceğim ki ah be 2022 yılında 1 milyon dolara varacağını aklımız ermedi diyebiliriz belki. Bilmiyorum ya. Özet olarak bu işler karışık. Bak mesela bugün şeyi gördüm. Mehmet Ali Peker diye bir arkadaş var ya Twitter'da. Bu Ninja Squad falan NFT'ler yapıyorlar. Bak adam 100 dolara dodl almış bir tane NFT. E, onu satarak ev aldım diyor ya. Anlatabiliyor muyum yani? Millet neler neler yapıyor, biz nelerle uğraşıyoruz. E, parayı vuran çok fena vuruyor bu işten. Biz de züğürt gibi işte iklim iklim iyi mi olur kötü mü olur falan diye e, cebimizde 5 kuruş olmadan bunları konuşuyoruz. E, dolayısıyla ben o, o, yüzden bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü böyle kendimi çok loser hissediyorum anl anlıyor musun? Adam NFT satıp kripto paralarla falan ev almış ben burada diyorum yok iklim için zararlı falan hani şey gibi oluyor. Hani sanki erişemediğim ciğere e, pis diyormuşum gibi böyle kendimi loser hissediyorum o yüzden artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Adam 500 nakit almış bence özel buz kart daha iyi. <laughs> tamam da 100 dolarımız yok demiş. Vallahi işte 100 dolarımız olsaydı da bence gidip o 100 dolarla Dodal almazdık. Dodal NFT'si almazdık. Yani o biraz vizyon işi. Yani benim 100 dolarım olsaydı muhtemelen gidip ondan almazdım ya. Yani onu öngöremezdim herhalde. Bilmiyorum. Biraz da şans eseri demiş ama işte şöyle yani sürekli bir şeyler denersen bir yerde şansının yaver gelme ihtimali yüksek ama hiçbir şey denemezsen şansın hiçbir zaman yaver gelmez. Gitmez. Gelmez. Neyse. yani 100 tane NFT alırsın bir tanesini seni patlatır belki. Ama hiç almazsan hiçbir patlatmaz. Ne bileyim ya. karışık işler. <laughs> Bu bunun tabi şey vardı değil mi? Yani böyle bir söz vardı zaten. Ben o sözü Türkçeleştirmiş oldum. You miss Shots falan filan öyle bir şeylerdi. Neyse bir sonraki haberimize geçelim. Bu arada bugünkü yayını bir saatte bitirmek istiyordum. İnşallah bitirebiliriz. Çünkü bu akşam Educated Ear'ın irtibat mikrofonu yayını 6 ay sonra geri dönüyor. onu izlemek istiyorum. Murat Yılmazlar hoş geldin. Şimdi geçelim bir sonraki habere. Ya bu arada bu oda inanılmaz sıcak oldu. Ben şu camı biraz açmak istiyorum. O yüzden bir dakikalığına size bir e, molayı alıyorum. Selam ya. Kalifer sondaymış. Kusura bakmayın o yüzden o da savunaya döndü. Ha, you miss %100 of shots you don't take. Wayne Gretzky, Michael Scott aynı. <laughs> Aa, bro Tamam devam. Bu arada dışarıdan gürültü geliyor mu? Şu an gelmemesi lazım ama. Umarım gelmiyordur. Bu arada çalan şarkı senin mi? Ya bir tane sample kullanarak ben yaptım. Yani sıfırdan beslemedim Bir tane lisan şey e, sample lisansı satın alıp onu bir şarkıya çevirdim yani. Tamam. Şimdi şöyle How AI conquered po poker demiş tamam? Poker. Şimdi şöyle, e, yani yapay zekaların zaten böyle bir sürü oyunda insanları yendiğini görüyoruz, değil mi? Şimdi mesela satrançla başladı. Hatta 90'lardan falan satranç makinaları vardı. Ama sonra deep learning falan öyle bir gelişti ki. Yani bir satranç algoritmasını yenmek imkansız hale geldi. Yani bir insan kesinlikle yenemiyor artık. Ee, ya da işte Go oyunu vardı ya. Go oyunu işte en zor oyunlardan biriydi falan. Onda da artık e, dünya şampiyonu makine yenildi falan filan. Yani Baya bir poker e, şey e, yapay zeka insanları her oyunda yenmeye başladı. Ama şimdi bir tane oyun var ki çok fazla insani... Öğe barındırıyor içinden ve dolayısıyla yapay zekanın onda insanı yenmesi bayağı bir zor. Ee, hatta title biraz clickbait. Title'a bakmayın. Aslında bu tamamen olmuş bir şey değil. Yani uzun bir yazı ben okudum da. Şimdi satrançta şöyle bir şey var. Ya yani satrançta Ay, niye satranç diyorsam sürekli. Ya pokerde şöyle bir şey var. Ya poker rakibinin eee okumak üzerine kurulu bir oyun. Yani rakibin şu an ne yapıyor? Rakibin yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Bir de mesela satrançta bütün taşları herkes görebiliyor ya. Yani gizli bir taş yok. Dolayısıyla matematiksel hesapları direkt yapabiliyorsun. Ama pokerde açılmamış kartlar var yerde ve bir sonraki kartın ne olacağını bilmiyorsun. Bir de rakibinin elindeki kartı da bilmiyorsun. Dolayısıyla poker böyle matematiksel olarak hesaplaması kolay bir oyun değil. Yani bir yapay zekanın otomatiz etmesi kolay değil. E, iş, i̇şin içinde blöf faktörü var. Yani Rakibin tamamen yalan söylüyor olabilir. Ama rakibinin ne zaman yalan söylediğini, ne zaman doğru söylediğini anlayan oyuncular zaten. Dünyanın en iyi oyuncuları oluyor. Rakibin elinde ne var? Onu ne zaman anlayabilirsin? Rakibin eli güçlü mü yoksa eli zayıf mı? Rakibin davranışlarına göre onu analiz etmen lazım. Kart sayma blackjack'teki kullanılan bir metot. Kar, kart sayma pokerde yok. Neyse do, do, dolayısıyla poker oynaması zor bir oyun. Şimdi adamın teki de bir yazılım yapmış. Ee, ama öyle deep learning falan kullanan bir yazılım değil. Daha, daha çok böyle istatistik e, istatistik kullanan bir yazılım sanırım. PioSolver ismi. Ve bunda işte iyi neticeler aldığını falan söylemiş. Parayla satıyor bunu. Ama bilmiyorum bana Pek inandırıcı gelmedi bu. ya çok iyi çalıştığını düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Ya çünkü bu insanları sürekli yenen bir algoritmaysa aç abi bir tane Poker Stars hesabı kendine. Koy içine 100 dolar. Sabahtan akşama kadar şey bot poker oynasın. E, do dolayısıyla para basma makinesi gibi bir şey olur bu. Ya bir de pokerin böyle bir tarafı var. Şimdi sen satranç çok iyi satranç oynayan bir algoritma yaparsan ondan para kazanamazsın. Çünkü parayla satranç oynama diye bir şey yok. Ama pokerde öyle bir şey var. E, açarsın bir tane hesap kendine, bir ay boyunca bot poker oynasın, 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 kazansın sürekli. E sen şey maaş alır gibi bottan para çek. Dolayısıyla yani bu çok iyi çalışan bir yazılım olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı bunu böyle gidip e, burada desktop uygulaması olarak satmazdı diye düşünüyorum açıkçası. Ve işte dediğim gibi yani pokerde önemli olan rakibinin elinde ne olduğunu bilmekten geçtiği için... E, ...rakibini tanıman lazım. Yani rakibi tanımak da kolay bir şey değil. Yani o rakip hakkında biraz ön araştırma yapman gerekebilir. Yani rakibin çok mu profesyonel, amatör mü? E, mesela amatörse korkak bir amatör mü? Hani korkak mı oynuyor yoksa cahil cesaretiyle mi oynuyor? Hani bunları analiz etmen lazım. E, i̇şte çok tecrübeli bir, biri ise... Çok safe mi oynuyor, çok güvenilir mi oynuyor yoksa böyle çok random ve agresif mi oynuyor falan. Bunlara göre strateji belirlemen lazım. Hani bir yapay zekanın bunu anlaması da kolay değil. Cidden belki milyonlarca el poker oyununu analiz etmesi falan gerekiyor bunun için. Ee, hatta bak aklıma bununla ilgili bir gerçek bir örnek geldi. Ben burada poker oyununu çok meraklıyımdır. Daha önce anlatmışımdır belki. Poker turnuvalarını çok izlerim. Poker üzerine kitaplar okurum falan böyle Poker pokeri çok severim yani o yüzden poker hakkında bilgim de iyidir ee, Şimdi bak mesela şey göstereyim Daniel Negreanu Reads Daniel Negreanu dünyanın en iyi poker oyuncularından biri ee, Kanadalı biri ve Bu Daniel Negreanu'nun olayı mesela karşısındaki insanın elini Çok iyi bir şekilde tahmin etmesi Yani tabii ki karşısındaki insanın elini görmüyor

bu değil ya. Bu muydu? Yani neyse özet olarak bu videolarda şey rakibin değerini doğru tahmin ediyor görmeden. Ee, çünkü oyunu çok iyi analiz ediyor. İşte bu yapay zekanın bunu yapması gerçekten çok zor. İşte çok fazla faktör var burada. Ee, var mı o zaman bir poker turnuvamız? Valla olabilir. Mesela Prominence Poker diye bir oyun var Steam'de. Hani parasız bir şekilde böyle 3 boyutlu grafiklerle oynatıyor sizi. Hani oynamak isteyen varsa öyle bir arkadan turnuva yapabiliriz. Unity motoru kullanılarak yapılmış bir yazılım. Gayet güzel yani. Ben seviyorum bunu. PlayStation'da falan oynardım. Intro'daki şarkı. Ee, intro'daki şarkının adı şu galiba ya. Bad at Titles. Bu muydu? Bu değildi galiba ama ya. Ben şarkının adını bir hatırlamıyorum bu arada. Yani YouTube'da rastgele bir yerde buldum. Ama başka biri söylemişti şarkının adını. Şuna bir bak ama. Bad at Titles'a bir bak. E, satranç da olur denmiş. Valla satranç peki oynamıyorum açıkçası. Ee, o yüzden Satranç olmayabilir ama Ama poker turnuvası dediğim gibi prominence pokerde parasız bir şekilde oynanabiliyor ee, Böyle 8 kişi bir araya gelirsek Yapabiliriz ee, Ama ben onun yayını nasıl yapacağım siz benim elimi göreceksiniz Yayını delay'li gecikmeli yaparım hani 2 dakika delay olur elimi görmezsiniz böylece Hem oyunu da şey yaparım ee, hani bir speaker gibi anlatırım aslında güzel olur tamam o zaman şöyle 8 kişi lazım bize ee, poker oynarım ben ve e, windows bilgisayarım var diyenler prominence poker galiba sadece windows'da çalışıyor belki başka bir yazılım da bulabiliriz mobilde de çalışabilecek bilmiyorum açıkçası Bu Windows'ta çalışıyormuş. Ama e, belki multi platform bir şey de bulabiliriz. Yani bu arada şarkının adını yazdılar. E, chatte bakabilirsiniz. Tamam ben ona bir bakacağım. E, benden haber bekleyin. Discord'da duyuru geçerim. Hatta Discord'da poker diye bir özel kanal açarım orada konuşuruz. Tamam, geçelim bir sonraki kebe. Bak bu güzel oldu ha. Vallahi güzel oldu. İnşallah yasa dışı falan bir şey yapmıyoruzdur ha. Türkiye'de çünkü poker yasa dışıyiz. Burada tabi turnuva usulü yapacağız. Turnuva usulü poker şöyle. 8 kişi bir masaya sabit Para ile girer yani bu sanal para gerçek para değil. E, parası biten elenir, parası biten elenir, elenir, elenir. En son e, son kalan birinci olur falan gibi. Poker yayınları vardı TVC'te e, var tabi yani medeni ülkelerde poker yasak değil ama bizde yasak olabilir gerçekten yasak olabilir, yani şaka değil. Ee, şöyle, şimdi şöyle bir haber var. Multi Chain isimli bir kripto para e, borsası bir tane vulnerability'sini açıklamış insanlara. Fakat bu vulnerability'yi çözmeden açıklamışlar. Ve e, birkaç saat sonra hacklenmişler. Yani niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. E, tokenları etkileyen bir vulnerability'yi açıklamışlar. E, ve hani zafiyete sahip tokenlara sahip kullanıcılara uyarmamışlar. İğrenç bir cümle oldu farkındayım. Ee, ve hackerlar 3 milyon dolar çalmış bu vulnerability'yi kullanarak. Yani bu ekipte işte yani bu mesela bu multi chain kripto para borsasında hiç mi biz güvenlik mühendisi çalışmıyor acaba? Onu merak ediyorum. Ya çünkü uyarırdı değil mi bir tane security engineer derdi ki abi hani yapmasak mı? <laughs> hani çözmeden açıklamasak mı? Falan derdi sanki diye düşünüyorum. Herhalde bunlarda hiç yok Security Engineer. Ve Security Engineer çalıştırmayan kripto para borsası da bana çok e, güvenilmez geldi açıkçası. Yani düşün bir tane bankaya para yatırıyorsun. Bankada hiçbir siber güvenlik uzmanı çalışmıyor falan böyle. Ya, e, o yüzden böyle bir şey var. Aklınızda olsun. Şimdi geçelim bir sonraki habere. Niye açılmıyor link? Heh. Şimdi ya bu Amerika'da falan şöyle bir şey var. Şimdi bize çok garip geliyor bu. Özellikle bana çok garip geliyor. Şimdi biz mesela altyazılı dizi film izlemeye alışmışız değil mi? Hatta bizim için dizi film dediğin altyazılı olur. Hani Türkçe olmayan her şeyi altyazılı izliyoruz, dinliyoruz neredeyse. O yüzden bizim için artık normal bir şey haline gelmiş. Fakat mesela Amerika'da Altyazılı bir şey garip karşılanıyor ya çünkü adamlar her şeyi İngilizce tükettikleri için sürekli duyuyorlar. Ama mesela bu Squid Game gibi, Parazit gibi filmler Amerika'da popüler oldukça ya da La Casa de, de Papel. Amerika halkı altyazılı bir şey izledi hayatında ilk defa ve çoğunluk bunu sevmemiş. Yani bu ne? Alt yazıyı mı okuyacağız, resmen bakacağız falan diye hani böyle okumayı yeni sökmüş çocuklar gibi bundan rahatsız olmuşlar ve hatta şey, e, Squid Game'in dublajlı versiyonu daha çok izlenmiş falan filan. Şimdi bu arkadaşlar yapay zeka ile şöyle bir şey yapabiliriz diyorlar. E, hani yapay zeka ile ses sentezi olayı var ya. Mesela senin sesini analiz ediyor yapay zeka, analiz ediyor, ediyor, ediyor. Sonra sen bir cümle yazıyorsun, senin sesinden onu okuyor falan böyle bir teknik var ya. Şimdi bu Veriton diye bir firma bunun hizmetini veriyormuş. İşte synthetic voice reading. Yani mesela bir tane aktör giriyor stüdyoya, atıyorum Squid Game'in başrolü. Stüdyoya giriyor. İşte bu yapay zekayı besleyecek kadar bir kayıt yapıyor. Daha sonra yapay zekayı kullanarak bu Squid Game'in aktörünün sesini kullanarak her dilde dublaj yapıyoruz. İşte Türkçe konuşuyor, İngilizce konuşuyor, Almanca konuşuyor bilmem ne dolayısıyla böyle bir ürün gelişiyor. Ve bu sinema şey sektörünü kökten değiştirilebilir diyor. Hani artık altyazılı hiçbir şey olmaz. Tamamen atıyorum. Mesela işte şey ee, ne bileyim akıl aktör gelmedi. İşte Brad Pitt. Mesela Brad Pitt oynuyor. Brad Pitt Türkçe konuşuyor kendi sesiyle. Falan filan. Öyle şeyler olabilir. Ama ben yine bunu tercih eder miyim bilmiyorum ya. Sonuçta o aktör o ses tonlamasını falan yaparken hani iyi aktörler iyi tonlama veriyor yani böyle onun tonundan duygusunu anlıyorsun falan ya da bağırdığı zaman sessiz konuştuğu zaman falan iyi aktör böyle bir şey verir o sese bir renk verir. Sen bunu yapay zeka ile yaptığın zaman o renkleri verebilecek misin? Hiç zannetmiyorum açıkçası. Çok böyle yapay, tatsız tutsuz bir şey olacak ve iyi aktörle kötü aktörü birbirinden ayıran o çizgi kaybolacak gibi hissediyorum. O yüzden ben bu işe pek sıcak bakmıyorum açıkçası. Yani düşün mesela şeydeki kasino filmindeki Robert De Niro. Yani bunu yap, yapay zeka nasıl yapsın bunun buradaki konuşmaları falan. YouTube'a yazacağım ama Google'a yazdım. about Oh, thank Hey, years, in a row and he did Neyse bu sahne olmadı. Bugün hiç güzel örnek bulamıyorum. Niye öyle oluyor? Like çok kötü sahneler buldum ya. Bana şöyle bir şey önerseniz de ya böyle Ses tonunun çok önemli olduğu bir sahne. Herhangi bir filmden olabilir. Ee, düşünelim. Gelmedi aklıma valla. Neyse. Anladınız ama ana fikri. <laughs> Öyle bir şey. Ya teknoloji buralara geliyor. Ya bu teknoloji Vikings, Ragnar, Who Wants to be King? Eee... Dublajdan daha kötü olur. Senkron nasıl olacak? Ağız kendi dilinde konuşup hareket ederken ses farklı dil mi olacak? Çok güzel bir noktaya değindin. 3-4 siber 3 -4 bölüm önce siber alemden Havadesler'de bunu konuştuk aslında. taksi driver ya. Allah razı hmm. olsun senden. Aa, Can abi hoş geldin. Ses çok güzel olmuş demiş. Valla sesi Can abinin attığı bir videoyla çoğunlukla düzelttim. Kompresör, kompresör. Bir de şu büyük bir Pop filter aldım, bunun da faydası oldu. Sesi hallettik öyle. Ee, ne diyorduk? He, şöyle bir yapay zeka teknolojisi daha var. Aktörün ağzını şeye denk getiriyor, Dublaja denk getiriyor. Böyle bir yap yapay zeka daha var. Videoyu oynuyor, videodaki ağzı ee, dublajdaki sesi denk getiriyor. Hatta Keşap inşallah onu atmıştır. Yok, on atmamış. Bu diriliş Ragnarok galiba. Ee, Taxi Driver Mirror Scene. Bu arada Taxi Driver en sevdiğim filmlerden biridir ya. Ya yani mesela bu sesleri yapay zeka yapsan gerçekten bu sahne bütün anlamını kaybedecek. Neyse geçeyim bir sonraki ver. Ha lipsync, eee AI lip sync. Um... Neyse o aldığımız şey yok herhalde ama bu yapılıyor <laughs> özet olarak. Yani onu yapan adam şeyini de denk getirecek, ağzını da denk getirecek. Öyle düşün. Şu sekmeleri kapatalım. Sekmeler arasında kaybolduk ya. Şu linke bakalım. Faydalı denmiş. Bakalım. Power toys always on top. Ha, aslında bu bana lazım biliyor musun? Chat'i okuduğum yer sürekli kayboluyor çünkü. Teşekkürler buna bakacağım. Şimdi bak geçen hafta en iyi VPN firması hangisi falan diye konuşuyorduk. Ben Mulvat'ı beğendiğimi söylemiştim. Çeşitli sebeplerden ötürü isteyen olursa izleyebilir geçen haftanın videosunu. NordVPN'i sormuşlardı. Ben de NordVPN'e karşı da pozitif olduğumu söylemiştim. Yani herhangi bir falsosunu görmemiştik. <laughs> yani VPN kullanacak bir iş yapmasanız daha iyi olur. Can abinin dediği gibi. Şimdi NordVPN'de şöyle bir e, muhabbet ortaya çıkmış. Şimdi NordVPN'in bir tane blok yazısı varmış tamam mı? O blok yazısında şey diyormuş. Ee, ne diyordu? Ha. O blok yazısında diyordu ki NordVPN Panama kuralları altında e, işini yapmaktadır. Dolayısıyla başka devletlerin işbirlik tekliflerini reddedecektir diye bir yazı varmış o blok yazısında. Fakat bu blok yazısı kaldırılmış. Yerine işte NordVPN eee gerekirse ülkelerle işbirliği yapar falan gibi bir şey konmuş. Yani dolayısıyla başka bir ülke bizden bir şey isterse veririz diyor. Ya dediğim gibi zaten yani aşağı yukarı her VPN firması bunu yapmak zorunda. Bundan pek kaçış yok. Ama mesela işte Mulvat gibi firmalar sana hiçbir bilgi istemeden kayıt olma fırsatı veriyor. En azından yarın bir gün devletlerle bilgi paylaşsalar bile ellerinde verecek çok bir şey olmayacak. Yani çünkü senden ne mail adresi istiyor, ne telefon istiyor, ne şifre istiyor. Hiçbir şey istemiyor. Sadece sana bir tane ID veriyor. Buraya para at kardeşim diyor. Atıyorsun, kullanıyorsun. Hiçbir bilgi yok ortada. Dolayısıyla yarın bir gün bir hükümet buradan bilgi istese verecek bilgi yok ortada. Abi adamlar VPN'den almıyor artık bilgileri. VPN firmalarının kullandığı ISP'den alıyorlar o bilgileri tra tracker'larla olabilir tabii ki. Yani VPN'e çok bel bağlamamak lazım. Eğer e, bir ülkeden korkuyorsanız özellikle VPN'e çok bel bağlamayın. Neyin olacağı belli olmaz. Hı. Hmm. Can abi demiş ki bir de free VPN şirketi kurup millete kendi eee yine yükletip çiçek gibi memende middle yaptırıyorlar. Tabii. Yani özellikle free VPN'lerden uzak durmak lazım. Çünkü gerçekten free VPN'ler bütün trafiğinizi dinliyor olabilir. Hani bunun garantisini kimse veremez, hani güvenli olduğunun. O yüzden seçici olmak lazım. Hani seçici olurken de yine de %100 belli bağlamamak lazım. Hani kendi VPN serverını kurabilirsin. Onun da farklı e, dezavantajları var. Çünkü o zaman o IP'ye bağlanan tek IP sen oluyorsun. Ya diyelim şöyle düşün. Sen DigitalOcean'da bir tane server kiraladın. O server'a bir tane VPN kurdun. Sen te, sadece sen bağlanıyorsun. Çok güzel. Sen o VPN üzerinden diyelim bir şahsa küfrettin. Daha sonra yapılacak şey şu. E, bu IP'ye, bu VPN IP'sine Türkiye içinden hangi IP'ler bağlantı kurmuş diye bir sorgu yapacaklar ve orada senin ev adresin çıkacak direkt ve sen direkt açığa çıkmış olacaksın. Yani bir IP'ye sadece senin bağlanıyor olman aslında gizliliği bayağı baltalayan bir şey. Yani bir IP'ye aynı anda 100 kişi bağlansa kim küfür etti onu çözemeyebilirler. Ama orada sadece sen kendi serverını bizzat kullandığın için yakalanacaksın falan filan. Ya yani detaylı konular. Yani başka bir gün gizlilik üzerine falan belki bir özel yayın yaparız. Oralarda konuşuruz ama çok fazla atak vektörü var. Yani sıkıntılı gerçekten. Aynen. Threat modeling dediğin gibi evet. Yani mesela işte kimden korumak istiyorsun? Hakikaten öyle. Mesela kendi hükümetinden korunmak istiyorsan e, muhtemelen mulvat falan bilgi paylaşmaz kimseyle. Ama işte dediğim gibi o suçun işlendiği tarihte mulvat e, IP'lerine bağlanan tek kişisin sen. E, senin için kötü haberlerim var. E, selle bir link atmış bakalım neymiş. Aa, bu arada Can abi buradayken şu Danimarka haberine bakalım. Danimarka ekonomik modelini Open Source haline getirmiş. Ee, hatta burada bayağı bir şey var yani modeller var Python kodları var e, Formüller var e, Datayı nasıl işlediklerini anlatıyorlar falan inanılmaz ya gerçekten cama ekmek Banacak hale getiriyor bizi e, Dokümentasyon Burada dokümantasyonlar da var, PDF olarak 50 sayfa anlatmış, formüller falan var. Yani bu bu bakmak beni kafamı sıkacak hale getiriyor. <laughs> Çünkü yani iki farklı evren ya, değil mi? İki farklı evren. Bir yerde işte diyor ki işte faiz olursa enflasyon olur, faizi düşürürsek hepimiz coşarız falan. Bir yandan işte nebati diye ekonomiyle alakası olmayan bir adam ekonomiyi yönetiyor falan. Bir yandan GitHub'da millet ekonomi modelini open source ediyor falan. Yani gerçekten iki farklı evrende yaşıyoruz ya. Bu paralel evrendeyiz biz. Artık başka bir yerdeyiz yani. Şu attığı linke bakalım. Outline. Özgür ve açık internet erişimi. Outline VPN sonucu oluşturmayı sağlar. Valla buna çok gerek yok ya. Single line WireGuard kuran scriptler var. Ee, WireGuard installers for Linux 2.7 Zaten like almış. Ya şu bir Tek bir 5 scriptini çalıştırıyorsun sana VPN server oluşturuyor zaten ya çok Zor şeyler değil aslında. Yani Outline'ın belki başka özellikleri vardır şimdi bakamadık ama eee gene de kurulabilir. Devlet ekonomi modeli o hükümetle de alakalı değil. ya demek ki bazı ülkelerde hala devlet bilinci var. Bunu duymak güzel. Darısı başımıza. Parabolik antenle public wifi'ye bağlanıp Tails OS'i Tor üzerinden bağlantı kurulur mu? Bak o olur. Şimdi public wifi'ye bağlanmak zaten eee sana bayağı bir fayda sağlıyor. Public Wi-Fi üzerinden TOR'a girersen e, belki de best practice bir şey yapmış olursun. Belki kendini bayağı güven alırsın. Ama işte public Wi-Fi'ye bağlandığın yer önemli. O yerde kameralar var mı? E, kimler geliyor gidiyor? Sık ziyaret edilen bir yer mi? Onlar önemli. Ama mesela çok ziyaret edilen bir kafe buldun diyelim. Public Wi-Fi var. Herkes açık kafasına göre insanlar giriyor çıkıyor. O belki kullanması en mantıklı yer hakikaten öyle. O bilgisayarda hiçbir yerde hiçbir sitede gezmemesi lazım. Evet yani bir tane kullanat işletim sistemi kurarsan daha temiz olur. Tabii kişisel hesaplarına girmezsen daha güzel olur. Ama işte gerçekten çok detaylı konu. Şimdi hani çok girmek istemiyorum. Çünkü hatalı cümleler kurabilirim. Çok fazla üzerinde düşünülmesi gereken e, trend modeller var yani. Gizlilik çok zor konu. Hakikaten çok zor konu. E, şimdi geçelim bir sonun kabere. Şimdi ya bu şeyler var ya sürekli hani bana hatta şu an chatte varsa yazsın bir arkadaş sürekli atıyor bana. E, ya şey siteleri var işte kişisel bilgi edinme siteleri. Şimdi nasıl çalışıyor biliyor musun? E, hatta bana arkadaş bir tanesini canlı gösterdi denedim çalışıyor hakikaten. Bak bir tane site var tam söylemeyeceğim neresi olduğunu. E, şey... Bir tane üniversite sitesi tamam mı üniversite e, Başvuru falan alıyor böyle Temizlik iş görevlisi mi bir şey e, Başvuru alıyor Ve başvuruyu şöyle alıyor işte tc kimliğini yazıyorsun e, Başvuruyorsun Tamam mı Ama abi sen tc kimliğini yazdığın an Arkada bir tane API var Responsta tc kimlik no'nu verdiğin kişinin e, Full adresini döndürüyor güncel 2021 ad, 2022 Adresini döndürüyor tamam mı e abi sen bu API'ya e, bu Mernis'ten veriler sızmıştı ya hani, milyonlarca vatandaşın. E sen bu API'ye o milyonlarca vatandaşın TC kimlikle onu gönderdiğin zaman gelen response'u kenara kaydettiğin zaman o Mernis database'ini yeniliyorsun. Oluyor sana Mernis 2021. Hatta mutlaka bir yapmıştır. Yani yap yapılmıştır şimdi. Ya dolayısıyla bu sadece tek bir örnek değil. Çok fazla devlet sitesinin çok fazla test edilmemiş API var. Yani bu API aksesleri nasıl veriliyor bilmiyorum. Hani bir pentest kuralı bir pentest e, gereksinimi falan yok mu buralarda? Kafasına göre bir tane açmış API'yı e, gelen TC kimlik noyu alıyor, response'da adres basıyor. Abi hiç mi kimse test etmiyor bunu ya? Ben anlamıyorum. Demek ki pentest gereksinimi yok. Yani eğer bu yayını izleyen yetkili birileri varsa, e, bu arada o şey kapatıldı e, ee, o servis kapatıldı ee, ama şey ben denedim yani çalışıyordu neyse ama o tek servis o değil bu arada hala çalışan servisler var ee, şu an ezbere bilmiyorum ama şey onun para verip alabildiğin yerler var şimdi söylemeyeceğim nereler olduğunu neyse yani bu gerçekten yetkili birileri izliyorsa abi lütfen bu API aksesini biraz limitli verin. E, ger gerekirse vermeyin e, verecekseniz de mutlaka bir güvenilir bir kurum pentest yapsın buraya yani ihale ile bir pentest verin ya da kendi ekipleriniz yapsın biri yapsın ama kim yapıyorsa yapsın e, bilmiyorum yani bu api'ler çok sıkıntılı abi bu bizim tüm Türkiye'nin adres bilgisi daha ne kadar sızacak ya ben bıktım artık yani bu bari devlet eliyle olmasın yani, bir de sigorta şirketleri muhabbeti var Sigorta şirketlerinin paneli varmış bir tane. TC kimlik no yazıyorsun adres veriyor. Hala böyle şeyler var. Garip garip. Neyse şimdi habere geçelim. Şimdi bu kamu kurumlarının veri tabanına sızan bir hacker şebekesi tespit etmiş. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri. Kim tespit ettiyse helal olsun. Polis gece gündüz bu soruşturma yürütmüş. Eme Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Ee, bu şebeke kamu kurumlarını internet üzerinden sızarak vatandaşların TC kimlik numarası, araç bilgileri, öğrencilerin e-okul bilgilerini ele geçiriyor. Muhtemelen dediğim API'leri falan kullanıyor bunlarda. Yapılan detaylı incelemede bu hacker çetesinin yeni doğan bir bebeğin kimlikleri dahil falan filan işte ele geçirmiş. Ee, daha sonra bu şeyler satılıyor üyelik sistemiyle dedim ya. Yani bir tane site açmışlar, kredi yüklüyorsun, o krediyi yükleyerek... E, Mernis'ten data çekebiliyorsun güncel data hani şöyle sistem kurmuş senden para alıyor arada bir proxy var Sen atıyorum Utkuşe'nin bana adresini getir diyorsun arkada devlet API'na bağlanıyor oradan Utkuşe'nin adresini getiriyor falan böyle Üyelikli e-ticaret sistemi kurmuş adamlar Neyse abi Bu arkadaşlar 18 Ocak'ta Diyarbakır Siber Suçlar Polisi tarafından yakalanmış Hatta Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova eş zamanlı operasyonlar yapılmış. Fakat ne olmuş tahmin edin. Mahkemeye çıkan bu 12 kişi serbest bırakılmış. Yani artık bu ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten yani o kadar artık ya bu paralel evren ülkesi oldu ya. Bu normal bir ülke değil artık. Yani vatandaşın bilgisini çalan insanlar serbest bırakılıyor. E bu bu 12 kişi insanların bilgisini çalmasaydı, e, birine küfretseydi hatta küfretmeseydi, deseydi ki işte e, anladınız bir eleştiri yapsaydı bu insanlar belki hapiste olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Yani artık o kadar her şeyin çok kadar boşaldık ya ben bıktım ya. Vallahi bıktım bu ya neyse artık bir şey de demiyorum ki. Bir şey de demiyoruz ki. <laughs> evet. Yani muhtemelen delil yetersizliğinden bırakıldı zaten de. Yani bu işte ülkedeki ironi artık canımı sıkıyor. Yani bir kişi tweet atıyor. Tweette isim bile yok. Diyor ki işte bir tane özlü söz paylaşıyor. Hapse giriyor. isim vermeden özlü söz paylaştığı için. Ama mesela bu hırsızlara karşı hukuk inanılmaz çalışıyor. Hani delil yetersizliği. Hani Amerikan adalet sistemi çalışıyor burada falan. Ya yani o dengesizlik benim çok canımı sıkıyor ya. Ben sana getireyim siberden memur istersen. Vallahi olur şey Discord'da alabiliriz. Sen de sen de bir şey olmaz ki abi. Vallahi öyle deme. Türkiye'ye girip çıkıyoruz. Bir bakmışsın girmişim çıkamamışım bir daha. Yani beni şey gibi düşünmeyin yani. Almanya gitti rahat rahat konuşuyor gibi düşünmeyin. Benim bir ayağım Türkiye'de hala. Şimdi geçelim bir sonraki habere. Hacker tool videosundan alırlar vallahi. Bak, cidden ondan alabilir ha. Yani hani normal bir ülkede delil yetersizliğinden serbest bırakılmam lazım ama işte burası Türkiye. <laughs> utku ben gümrük polisiyim öpeceğim seni gelince. <laughs> Yok gümrük gümrüğe bir şey getirmiyorum ki artık. O alacağımızı aldık. Artık Türkiye'ye bir şey getirmiyoruz. Amerika'dan soktuğumuzu soktuk. Ya mesela beni o şeyden savcılığa çıksam mesela o şey videosundan hani kredi kartı kopyalama cihazım falan var ya abi o üstümde yok ki. Derim ki bir arkadaşım gelmişti o getirmiş Almanya'daydık. Ben de öyle bir video çekeyim. Kötü bir niyetim yoktu. Der geçerim yani. Hani onu nasıl ispatlayacak ki sonuçta üstümde yok. Ama işte yani bu normal bir ülkede böyle olur hani. Bilmiyorum Türkiye'de kafayı takarsa her şey olabilir. Ama umarım takmaz kafaya. Ya beni içeri atıp ne yapacaklar? Ben içeri girersem Siber Alemden Havadisler programını kim yapacak değil mi? Ya yani Siber Alemden Havadisleri e, herkes izliyor. O yüzden atmasınlar bence. <laughs> Aynen Can abi yapsın. E, vasiyetim olsun hapse girersem Siber Alemden Havadisleri Can abi yapsın bundan sonra. Neyse. Evet. Aynı isimle aynı saat. Vallahi güzel olur. Şimdi bir sonraki habere bakalım. Şimdi Mol diye bir APT grubu... Ee, ...Orta Doğu'da ve Türkiye'de bazı insanları hedef alıyormuş. Ee, Türkiye'de kimleri hedef alıyor derseniz... ...insan hakları, aktivistleri ve gazetecileri... ...hedef alan bir zararlı yazılım şebekesi. Ve bu yaz zararlı yazılım klasik... ...içinde zararlı yazılım bulunan Word dokümanıyla... E Pardon. İçinde zararlı yazılım bulunan işte makro bulunan Word dokümanları ile geliyor. O makro bir tane PowerShell scriptte çalışıyor klasik. Sonra bir tane .NET dilinde yazılmış bir zararlı yazılım indiriyor. Ee, bu zararlı yazılım e, Dropbox üzerinden iletişim kuruyormuş. Öyle bir e, CNC serverı kurmuşlar kendilerine. Dolayısıyla böyle insanların bilgisayarlarına Trojan yerleştiriyorlar ve uzaktan dinleme falan yapıyorlar. Özellikle Türkiye'de gazetecilerin ve insan hakları aktivistlerinin hedef alınması önemli. Hani burada saldırıya dair bazı domainler var, hash'ler var falan filan. Dolayısıyla USOM'un falan bu domainleri belki engellemesi lazım, belki bir şeyler yapması lazım. Kimler bu zararlı yazılıma muhatap olmuş, kimler hacklenmiş. Bunları ortaya çıkarıp o insanlara belki destek olması lazım diye düşünüyorum. Can abi ortak yayın da sarar abi demiş. Valla olabilir. Neden olmasın? Ben çok isterim yani Can abi gelse. Ama Can abi gelir mi? <laughs> Böyle kendisini psikolojik baskı altına alalım burada. MS Word indirilen dosyayı otomatik olarak korumalı modda inceletiyor. Abi işte problem o bak. Geçen haftalarda konuştuk. Korumalı modda in inceletiyor da. Bak burada sarı bir bar var ya. Ya bu herkes bu sarı bar yok olsun diye enable content'e basıyor. Bunun sonuçlarında ne olacağını tahmin etmeden. Ya yani burada Microsoft'un devasa bir design hatası var kesinlikle. Yani burada kullanıcıya bu butona bastığın bilgisayarın ele geçirilebileceğini net bir şekilde ifade etmesi lazım. Yani bu barın belki kıpkırmızı olması lazım. Basınca her tarafın kıpkırmızı yanması lazım belki. Bu bir seçenek ya da bu makrolar default olarak disable olması lazım. Enable etmek için bin tane ayar yapman lazım. İşte settings'e girmen lazım. Enable makro demen lazım. Onu yapman lazım. Bunu yapman lazım. Anca öyle çok ihtiyacın varsa enable edebilmen lazım. Dolayısıyla bu Microsoft'un çok büyük bir design hatası bence. Aa bak Can abi memnuniyetle demiş. Tamam bir gün o zaman planlayalım bunu ya kesinlikle. Aa geçmiş olsun. Aa doğru sen Covid'sin ya. Çok geçmiş olsun abi. İyisindir inşallah. ses gitmiş. Geçmiş olsun abi. Valla benim nazarım değmiş olabilir ya. Senin yeni mikrofonu o kadar sevdim ki gözüm kaldı. Senin sese nazar değdi. Can abi yeni bir mikrofon yapmış. Baya iyi. Tam radyocu sesi geliyor. Hatta ben de bu mikrofonu halledemeseydim ondan alacaktım ama hallettim şimdi. Default disable gelecek yeni versiyonlarda o makrolar. Ya Umarım enable etmek bu kadar kolay olmaz ya. Umarım enable etmek için baya bir taklatmamız gerekir. O zaman çok güzel olur yani. Şimdi şöyle bir haber var. THY teknoloji Cyber Takeoff diye bir ee, bu yarışma mı? Eğitim mi? Anlamadım açıkçası. Cyber Takeoff Cyber Takeoff.com ama bir saate geçmişiz ya. İrtibat mikrofonu başladı mı Educated'in kanalında? Neyse yavaş yavaş toplayalım. Eğitimmiş. Üniversite 3. 4. sınıf öğrencilerini hedef alıyormuş. Dolayısıyla üniversite 3. 4. sınıf öğrencisiyseniz tavsiye ederim. Yani. CV'niz de güzel durur. Hem yeni bir şeyler öğrenmiş olursunuz belki. Aklınızda olsun böyle bir şey varmış. Aynen ya benim mikrofon hallettikten sonra artık mikrofonlarda gözüm kalmadı. Bundan memnunum ya. Sen eğitim verecek misin Takeoff'ta veya düşünür müsün? Yok vermeyeceğim ee, düşünmem de muhtemelen. Zaten Türkiye'de değilim. Eğitim istesem de veremem ama eğitime çok sıcak bakamıyorum ya çünkü benim ya ben çok zorlanıyorum eğitim verirken. Bana pek uygun bir şey değil ya eğitim vermek. Ya da yani böyle eğitimi meslek olarak yapacağım full time. Hani tamamen kendime eğitim vermeye adayacağım anca o zaman olur. Yoksa böyle mesaiden arta kalan zamanlarla falan çok zor ya benim için eğitim. Soru ekini ayırmamışlar bile demiş. Aa ben böyle şeylere çok takılırım ha. Nerede? Hazır mısınız demiş aslında. Neyse herhalde web sitesinde diyordu. Şimdi WordPress'te bir supply chain atak olmuş. tabii WordPress'in kendisinde değil de. Accesspress isimli bir e, WordPress plugini ve tema geliştirici bir firma varmış. E, 53, 40 tane teması 53 tane plugini varmış bu firmanın ve bunlar 360 bin web sitesinde aktif olarak kullanılıyormuş. Bu Accesspress'in serverları eklenmiş bir şeyler olmuş ve bütün bu eklentileri ve temalara backdoorlar yerleştirilmiş. İşte bu işte şeyleri, pluginleri, temaları e, update eden web siteleri e, bu back backdoor'a sahip olacak ve saldırganlar tarafından hacklenecek belki. Ya bu supply chain ataklar zaten son yıllarda çok popüler oldu. Böyle çok fazla yere update gönderilebilen e, yazılımlar sürekli hacklenip duruyor. Hatta bir tane Android emülatör eklenmişti. Kaç yani 100 binlerce kullanıcısı olan bir Android emülatör update tuşuna bastığın an bilgisayarına ransomware mı giriyordu öyle bir şeyler oluyordu. Ya yani ransomware değildi galiba da. Yani update tuşuna bastığın an zararlı yazılım iniyordu bilgisayarına. Dolayısıyla bu gerçekten supply chain atakları son yıllarda bayağı etkili oldu. Etkili olmaya da devam edecek. Özellikle yani 360 bin web sitesine plugin yazan bir firmaysanız gerçekten siber güvenliğe çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü 360 bin web sitesinin sorumluluğu sizin üstünüzde ya. Çok zor bir şey gerçekten. Hmm. Dördüncü sınıfta mısınız? Tamam. Geçen yayın sormuştum. Udemy'de eğitim verir misin diye zamanım yok demiştin galiba. Evet. Ya aslında YouTube'a kısa kısa, ya kısa dediğim böyle 10'ar on, dakikalık çok spesifik konulara dair böyle videolar çekmeyi planlıyorum. Hani bu da şey gibi bir şey. Ya şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Böyle Mythbusters gibi Mythbusters'ın siber güvenlik versiyonu. Hani mesela siber güvenlik dünyasında böyle bazı mitler vardır ya. Atıyorum virüsleri antivirüs firmaları üretir. Hani bu bir siber güvenlik mitidir mesela. Hani bu mit doğru mu yanlış mı? Doğruysa neden doğru, yanlışsa neden yanlış? Böyle mitleri analiz ettiğim bir video serisi yapmayı planlıyorum ama vakit bulursam bakalım. O Diyarbakır'dakiler 18 yaş altı oldukları için serbest bırakılmış. <laughs> of. Ya yani o bütün verilerimizi çalan insanların 18 yaş altı olması da e, üzdü. Ya yani umarım e, valla aslında 18 yaşında insan 18 yaş altı insanlar böyle güvenlik açıkları bırak, buluyorsa ya yani bu işleri bırakıp bak bantıya yönelseler daha çok para kazanırlar. Kesinlikle. E, umarım e, onlara bir yol gösteren olur. Yani bu yayını izleyen varsa o arkadaşlar arasında... ...böyle illegal işleri bırakın, bak yapın, cebiniz para görsün... ...ileride de güzel bir maaşlı işe falan girersiniz. Yani böyle boş işleri bırakın. Virüsleri Bill Gates üretir. Aynen. Geçelim bir sonraki habere. Ya da mesela şey iPhone, Google bizi dinleyip karşımıza reklam gösteriyor mu? Mesela bu da mitlerden biri. Ya da işte WhatsApp izleniyor mu? Bu da mitlerden biri. Ya yani böyle siber güvenlikte çok mitler var. Böyle mythbusters gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Aa bak. Ben aslında biriyle konuklu yayın yapmak istiyorum. Çok eskilerden biri. Muhtemelen bu chat'teki çok az kişi tanıyor ama kendisi benim idollerimden biridir. Bir dönemin en ünlü hackerlarından biridir. En saygı duyulan hatta. Ben de nadiren böyle idol olarak kendime gördüğüm insanlardan biridir. Onu davet ettim. Fatka galiba gelmeyecek. <laughs> galiba benim kanalı yeterli bulmadı e, gelmek için. E, bilmiyorum. E, getirmeye çalışıyorum. <laughs> adam çok cool. Yani adam acayip cool olduğu için e, onun kulluk seviyesi, benim kulluk seviyesimi geçtiği için ee, gelmiyor adam Ve ben yine adama hayran oldum Ulan adam o kadar cool ki Benim kanalıma gelmiyor dedim Ve adama tekrar hayran oldum Adama sıfır negatiflik besliyorum Hala full artı full hayranlığa devam ee, Yok Tamer Şahin falan değil abi Tamer Şahin'in nesine ee, hayranlık duyayım ya Tamer Şahin palav Palavracı'nın biri Keşap 5. yenilemiş Keşap çok teşekkürler Ya Tamer Şahin evet ilk hack yüzünden e, suç ya ceza alan kişi olduğu için çok meşru oldu. Bu doğru. Ama bu onun yetenekli bir hacker olduğunu göstermiyor. Kendisi bu şeyi çok iyi kullandı. Yani o medyatikliği çok iyi kullanarak e, bir gelir elde etti. Ona da itirazım yok. E, tabii ki insan fırsatları değerlendirebilir. Ama işte ben ona bir hacker olarak pek saygı duymuyorum. Yani hacker olarak pek görmüyorum kendisini bu, bu da bir trade offtur hani yani ya meslektaş hani ya kaliteli işler yapıp meslektaşlarının saygısını kazanırsın ya da boş işler yapıp medyanın ilgisini kazanırsın hani bu bir trade off hangisini seçmek istersen hani ben mesela kendi meslektaşlarımın saygısını kazanmak benim için daha bir tercih sebebidir hani medyada yer almasam da olur yani. Neyse. Şimdi Twitter'a NFT profil fotoğraflar gelmiş. Böyle artık o blockchain'den sizin NFT'lerinizi çekip profil fotoğrafınıza koyuyor. Onlarda böyle sekizgen falan oluyor da niye burada hiç fotoğraf resim yok anlamadım. Neyse. O da sadece Ethereum ağındaki NFT'leri alıyor galiba. Yani ben bu Ethereum ağına da uyuz olduğum için pek hoşuma gitmedi açıkçası. Ya Çünkü Ethereum ağında bir NFT yayınlamak 100 dolar bir NFT satın almak 100 dolar. Abi biz e, kaç paraya satacağız ki 100 dolar e, transfer ücreti ödeyelim ya. Benim satacağım maksimum 10 dolar 50 dolar bir şey. E kim buna gidip 100 dolar transfer ücreti ödesin ki yani? Bu Ethereum'daki işte bu olay benim gibi küçük sanatçıları öldürüyor. Ya yani benim gibi küçük sanatçılara iş imkanı vermiyor kesinlikle. Yani hep en büyükler, hep en büyükler, hep onlar para kazansın. E biraz da biz kazanalım işte bizim gibi insanlar da işte Avax ağında, Avalanche ağında falan e, hani NFT'lerimizi satıyoruz ama onları da Twitter desteklemiyor falan filan. Umarım bir gün onları da destekler. Yok Projeman değil. Yok adamın adı şey olsun, sürpriz olsun. Getiremezsem söylerim, getirirsem zaten görürsünüz. Ama haberiniz olur. Ee, yok, net deviz de değil. Net devizle ilgili aslında bir fikrim var gelecekte. Onu ama şimdi saklıyorum. Ee, yok, o da değil. Ee, onu zaten şu an getirmem uygun olmaz muhtemelen. Ee, ama şey, yani çok uzun süredir aktif olmayan biri. Yani. Eğer 25 yaşın altındaysanız tanımıyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi bu BTC Türk çöktü dün. E, BTC Türk çöktü hatta 12 saat falan çökük kalmış galiba ben tam takip edemedim de. Tabii bir kripto para borsasının çökmesi ne demek? E, acaba alıp kaçtılar mı <laughs> diye bir endişe yarattı. Çünkü biz travmalıyız bu konuda işte TODEX falan filan. Ama tabii BTC Türk'ten böyle bir şey kesinlikle beklemiyorum. Yani BTC Türk'ün sahipleri falan güvenilir insanlar. Ee, zaten BTC Türk demişti ki Azure'daki bir problem. Orada bu arada bu Azure diye okunuyormuş biliyor musunuz? İlginç. Azure'daki bir problemden dolayı e, bir problem, sorun yaşıyoruz demişti. Ve yalan değilmiş gerçekten. Ee, Azure'ın supportu da evet BTC Türk'teki problem bizden kaynaklanıyor demiş dürüstlükle. Ve çözüldü herhalde bu problem herhalde. Yok Can abi değil. Can abi gelmesini çok isterim. Zaten 5 dakika önce Can abiye baskı yapıp ve şeyi kaptık. Evet'i kaptık. Can abiyi de alacağız o zaman. Benim dediğim başka biri. Böyle siber güvenlik dünyasının şu an içinde olmayan biri. Aşağı insene bir abi mi? O ne demek ya? Şimdi geçelim blok yazılarına. Bir tane blok yazımız var zaten. Bu arada ben yeni bir tool yayınlayacaktım aslında bu hafta yetiştiririm diyordum ama yetişmedi. Haftayı artık inceleriz. Ee, yeni bu sene yine her sene bildiğiniz gibi bir tane security tool yayınlıyorum. Ee, bu sene de yeni projemi yayınlayacağım. Az kaldı. Yok, Celi'nin ün üniver falan değil. A şu an aktif değil. Ee, siber güvenlik dünyasında çok uzun zamandır aktif değil. O yüzden kimse tanımıyor. Yani yeni nesil tanımıyor en azından. Şimdi Sefa şöyle bir yazı yazmış. Sefa'nın blog yazılarını ben seviyorum. Çok nadiren yazıyor ama güzel yazılar oluyor bunlar. Modern bir zafiyetin anatomisi Vol 2 ismi. Burada çeşitli low level güvenlik zafiyetlerinden bahsetmiş. Böyle reverse engineering'e ve low level'a meraklı olan insanları öneririm. Açıkçası benim çok anladığım konular olmadığı için iyi ya da kötü diye yorum yapamıyorum ama bana iyi gibi geldi. O yüzden linkini buraya bırakıyorum. İlgisini çeken olursa okuyabilir. Sefa kimya rastgele demin yazdım denk geldi. Ben bilerek diyorsun zannettim. Sefa da bir siber güvenlik uzmanı bir dostumuz. Zon H sitesi Zone H sitesi güvenilir mi? Nuke DX'i Google'dan aratınca bir mirror'a tıkladım ama hemen kapattım. ZoneH eskiden hacklenen sitelerin kaydının tutulduğu bir arşivdi. Hatta hala e, aktif sanırım. Ya da kapandı mı Zone Yo. Ya Burada hacklenen sitelerin hacklendiği anındaki görüntüleri var. Yani Archive.org gibi düşünebilirsiniz. Archive.org'un hacklenen siteler için olan versiyonu. Burada mesela atıyorum olay emine teklenmiş. İşte buna basınca işte eklendi andaki görüntüsü falan var. O zaman bu hafta yayın bu kadar olsun. kendinize iyi bakmayı unutmayın. Şimdi ben Educated yarın irtibat mikrofonun programını izleyeceğim. Hepinize tavsiye ederim. Hatta sizi oraya göndersem nasıl olur? Bu raid'i ilk defa hayatımda bir raid yapmayı deneyeyim mi? Bir gitmeyin iki dakika. Bir şunu deneyelim ya. Ne oluyor? Sadece aboneleri açık yayın mı? Oha öyle bir şey, öyle bir şey mi var? Böyle <laughs> bir şekilde müzik dinliyorduk. Bundan sonra sizlere irtibat mikrofonunda neler bekliyor? Ne, ne gibi değişiklikler var? Bunlardan...